İyi akşamlar. 31 Mayıs Salı Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaerben. İlk haberimiz İstanbul Esenyurt'tan. Esenyurt'ta bugün öyle bir olay yaşandı ki emin olun sadece Esenyurt'u değil çevre ilçeleri de alevlendirmeye yetti. Olay bir taciz iddiası. Camiye namaz kılmaya giden 10 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ilçeye ayaklandırdı. İstanbul Esenyurt'ta herkes sokağa döküldü. Ve zanlıyı polisin elinden alıp linç etmek istedi. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmek tabii kolay olmadı. Bölgeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da geldi. Çocuk kapının önündeydi söyledi. Bak şu beyazlı, bak şurada kırmızı çocuk, kırmızılı. Camiye gelen çocuğa taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Mahalleli sokağa dökülüp tacizciyi linç etmek istedi. Kalabalığı polis biber gazıyla dağıttı. Esenyurt'ta iddiaya göre camiye namaz kılmaya gelen 10 yaşındaki çocuk tacize uğradı. Taciz edilen çocuğun arkadaşıymış. Çağırdık yanımıza. Cami cemaatinin yakaladığı sapık olay yerine gelen polislere teslim edildi. Ama olayı duyup toplanan kalabalık yüzünden camiden çıkarılamadı. Sonra biz de tabii ki burada yaygarayı kopardık. Dedik herkes aşağı insin çünkü bu çocuk bizim çocuğumuz. Cami önünde toplanan kalabalık her geçen dakika biraz daha arttı. Zaman zaman camiye girip tacizciyi linç etmek isteyenleri polis engelledi. 10 yaşında ya camiye namaz kılmak için gelen bir çocuk taciz edilmiş olabilir mi böyle? Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Ekipler mahalleliyi ikna etmeye çalıştı. Sonra devreye Vali Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş girdi. Beyler bağırmayın bir dakika. Grubun öfkesi yatıştırılamayınca ekipler en sonunda biber gazı kullandı. Kalabalığın dağıtılmasıyla cami içinde tutulan tacizci de yoğun güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Tacizcinin Suriye uyruklu olduğu iddiaları için emniyetten bir açıklama yapılmadı. Allah cezanı versin ya. Artık bu kadar da olmaz. Bu kadar da rezillik, vicdansızlık, ahlaksızlık olmaz.